Ben nasıl açayım? Açtım. E hadi anlat kafamdakileri. Gerçekten kafam çok karışık. Kafamdakiler, 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 kafamdakiler. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsunuz? Sen İyiyiz. Harika valla. YouTube'da görmediğimiz dekorlar bunlar. Çok güzel olmuş. Harika. Sıcacık ev gibi gerçekten. Şuraya bakıyorum, ekibi görüyorum, içim soğuyor. Şuraya bakıyorum, içim ısınıyor. Çok kalabalık oldunuz şu an ama. Pırıl pırıl oldu. Şu an bayağı şov yapıyor gibi oldu. İş olduğunu işte arkadaşımızın az evvelki o yüksek sesi belli ediyor. Yani işte arkadaşlar sessiz, telefonları sessize alalım dediği zaman evet iş gibi oluyor ama. Normalde uzaklaşıyor. Bu tarafı başka. YouTube'da çünkü televizyon programı çeker gibi program çekilmiyor artık biliyorsun. Konu da değişti. O sebeple evde ettiğin sohbetin birazcık törpülüsünü, biraz demeyeyim de bayağı bir törpülüsünü. Yani şeylere uyacak şekilde, güvenlik alacak şekilde her şeyi konuşabilirsin. O yüzden şey oldu bir an. Ama sağ olsunlar. Güzel enerji çok verip iyi, beni çok şey yaparlar. Hoş geldin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buradan oldun. Ne güzel olmuşsun kafandaki. Ne kadar güzel bir şey. Kafamda ya. Hep böyle şeyler takıyorum işte. Her bölüm başka bir şey takıyorum. Kafama çiçek takıyorum. Başka bir şey takacağım. İşte 4 bölüm yayınlanmış. Ben kim bilir kaçıncı bölümde yayınlanacağım. Ama senin bildiğin gibi işlerini duyurması gereken sevgili Barış. Yani sinerjinin sahibi beyefendi. Hiç haber vermemiş. Teşekkürler. Bizim. Bu bilgi benim işime çok yarayacak sonra. Teşekkür ederim. Bizde bir arkadaşımız talk show yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir paylaşalım değil mi yani? Teşekkürler. İzleyelim hadi paylaşmayı bir tarafa bırak. Bir oturup izleyelim yani. Teşekkürler. Koltuğun rengini burada gördüm oh, ya. Koltuğun hiçbir şey de demedim. Oh. Neyse onları konuşuruz sonra. Hadi bakalım. Takipçilere sorular soruyoruz. Niye kızdın bize sen şu anda? Bir diye. Saatimiz tutuyor. Niye kızdın oğlum? Kaan sendeyiz. Yönetmen. Bir sus. Kadın kızdı bana ya. Arkadaşım oğlum bunlar benim ne yapayım? Evet ya. Özür dilerim, çok özür dileriz. Biz takipçilere sorular soruyoruz. Hem onların cevaplarına konuşuyoruz hem de kendi cevaplarımızı veriyoruz. Bu hafta da Sevgililer Günü muhabbeti varmış. Bana da hep böyle şeyler denk gelir zaten. Hiç planlanmadı. Hani uzman olmadığım yerlerden gelir yani. Böyle diyor ama benimkinde şeydi işte eski aşklar nasıldı dedim. Hiç ben bunlardan anlamam deyip 3 saat. Bak onu 3 saatten 40 dakikaya neler anlattın. Aşkta var var sor. En kötü Sevgililer Günü anınız, hediyeniz nedir diye sorduk millete. Ne böyle komik, cringe, millet ne yapmış dediğin şeyler. Bak bir tane örnek okuyayım. Evine gizlice girip ona sürpriz yapmak istemiştim. Eve başkasıyla geldi. Ben bunun gerçek olduğunu inanmıyorum. Ya. Yani bu Flash TV senaryosu gibi. Bu hala birinin başına geliyorsa değil mi? Ama gerçi dur gelebilir. Niye gelmesin ya? Doğru söylüyorsun bak. Ben böyle şeylere şimdi büyük konuşmayayım. Doğru da olabilir. Kimsenin hakkını da yok. Hakkını neler değil. Gördük. Ne denir? Kimsenin günahına girmeyelim. Girmeyelim. O da değil. Günahını almayalım. Ha. O da değil. Gel millet günaha girelim. Hakkını yemeyelim. Yok o olmaz o zaman. Kimseye ayıp olmasın. Olabilir gerçek bir hikaye de olabilir. Çünkü ben de öyleydim. Kınamayalım mesela... başımıza gelmesin. Üzüm üzüme bakalım. Bravo. Bravo Mehtap. Mehtap'ın programı sonuçta. Artık tamam. Yapacak da bir şey yok. Mesela şu olmuş. 13 Şubat'ta ayrılıp 3 gün sonra tekrar barışmak istemiş. Sırf Sevgililer Günü'nde ayrı kalmak için ayrılmış. Sevgililer Günü'nde ayrı kalmanın yani bir etkinlik falan mı var? Üstsüzler partisi. Oraya gitmek için sevgilimden ayrılmam lazım. Sevgilim varsa gidemem. Ya da hediye almamak için bence de. Masrafa girmeyelim. Öyle akılda kalabilecek bir anım yok açıkçası. Hmm. Şey gerilimi yaşıyor musun peki? Sevgilin var 14 Şubat'tasın. Hiç sana göre de değil ama onun için önemli. Ne hala sevgilim mi? Yani mesela öyle bir gerilim yaşadığın bir an oldu mu? Olmadı aslında. Yani dediğim gibi Sevgililer Günü'yle alakalı şu yaşıma geldim. 2-3 tane anım vardır kafamda. O anılar da yani oturup hani böyle anlatılabilecek anılar değil açıkçası. Kötü değil zaten. Yani kötü de değil ama yani bir masa etrafında işte bir restoranda falan filan. Dönem 14 Şubat'lar yaşamadım. Biraz daha farklı kutlamalar yaptık. Tabii ki özel günler, anneler gününde annemizin yanında oluruz, hediyemizi alırız vesaire. Ama ben özel günlere daha çok o gün en azından birazcık sosyalleşebiliriz diye bakıyorum. Yılbaşına da öyle bakarım mesela. Hani yılbaşı bir bahanedir. O kadar acayip şeyler oluyor ki dünyada. En azından bazı özel günler için bazı özel planlar yaparsın. Ailenle bir arada olursun, arkadaşlarınla bir arada olursun. Sevgililer Günü, belki aranız kötüdür. Belki hiç sevgilin değildir, sevgili olmak istiyorsundur. Bir bahane yaratır. O sebeple zemin hazırlayan günler olduğunu düşünüyorum. Onun dışında benim için bir
önemi yok. Sevgililer günü benim için de aynı olduğu için hiç öyle beklentili... Nasıl aynı yavrum? Böyle salata tabağı gibi giyinen bir kadının bence çok daha renkli yaşaması lazım bu işleri. Doğru söyle çabuk. Vallahi değil ya. Öyle miyim? Ben öyle miyim? Yani yavrum değilsin. Tamam. Ama sonuçta sen bir kadınsın. İçinde evet. Hiçbirimizin tahmin edemediği, göremediği böyle kapalı ve kalın yok. Bir kutu var mı? Vallahi yok. Açılınca içinden bir gibi çıkacak. Hiç yani böyle öylesine de geçsin bile çok şey hissederim. Biri çok büyük bir şey yaparsa da çok cringe bulurum onu yani. Ama aşıksan bir adama gün içinde bile adamın bir güzel bakışı, bir güzel cümlesi hoşuna gidecektir. Beklemiyorum desen dahi bir şekilde onu bekliyorsundur. O sebeple 14 Şubat'ı hiç umursamamana rağmen çok umursadığın bir adamla 14 Şubat geçirmek sana otomatik olarak 14 Şubat'ı umursatmaz mı? Bu soru çok güzel bir soru. Ama uzun mu? O zaten bana en güzel hediyedir. Zaten karşılığını çok güzel aldığım bir şey ise duygu olarak bu benim için zaten çok okeydir. Yani tamam işte 14 Şubat X2 değil mi? Falan olsun işte. Yok bir şey alınmasından bahsetmiyorum. Götürüleyim. Düşüncesinden bahsediyorum. Zaten her gün yapıyor ama. Bu kadınlar yani bu kadınlar deyip genelleyebileceğim hadsizlik de değilim feministler. Tabii ama. Yani hayır öyle de değil tabii. Bazı kadınlar anne hediyesi, anne münasebet falan deyip içten içe tabii ki de. Bir şey beklemiyorlar. Ya. Ben de yanlış değerlendiriyorum. Ben o değilim. Ne gerek vardı ama daha büyüğü olsa daha iyi olur. Yani bunu söylemesi daha mı havalı zannettiriyor kendini ben onu anlamadım. Ben öyle değilim. Kim öyle? Bu kadınlar. Sen kesin öylesin de. Biraz sonra bağıracak oradan. Hadi diğer soruya geç. Hadi kardeşim. Yok vallahi. Sen bir ekstra güzelleştin ha. Ne oldu sana? Anlat hadi ya yabancım var. Ev ortamı değil mi burası? Programın olayı bu değil mi zaten? Mutlu oluyorum yavaş yavaş o yüzden. Mutluluğun verdiği bir evet, güzellik. Evet gülümsüyorum. Işınlama. Gerçekten bak kadın gitti de güzelleşmiyor mu? Gülmek bana çok yakışıyor. Ben de yarın dişleri abisine gülüyorum. Ben de yarın gülmeye başlayacağım inşallah. Teşekkür ederim. Sen de bir güzel göründün bugün gözüm ama. Ayrıca falan. Bere ve eşofmanla çok iyi. Çok iyi. Sen de mutlu oluyorsun yavaş yavaş. Onu demek tabii istiyorum. Tabii canım çok şükür. Nihayet. Bir de şunu sorduk. Bir kavgada söylenmiş en zalim şey nedir diye sorduk insanlara. İlla küfür falan değil hani. Biriyle kavga ettim ben. Evet, en zalimce ne dedim mi ne denildi bana mı? Ne dedin ya da ne denildi? Mesela örnek geldiğin yere geri dön. Mesela. Biraz yere gir demiş yani. Senin ananın. Evet. Geri postalamış. Çok kötü. Çok ayıp lan. Çok kötü. Oha. Evet. Hem hani küfür değil hem de kırıcı, incitici. Bana da şey denmişti, çok üzülmüştüm. Dedikleri gibiymiş. Ne dediler? Bir şey diyeceğim evet. Bu çok kadınlara ağır. Çok ağır bir dedikleri gibiymiş. Çok evet. Ağır. Bu bir adamın kafasında evet. Kurduğu bütün zehirli cümleleri evet. Buna maruz tek bir cümleye indirgenmiş dedikleri hali. Dedikleri gibiymişsin. Ve yok cevabı. Hani neymişim peki? Kim neymişim dedi? Hangi yavşak dedi sana bunu? Söyleyeceğim ha? Sonra sana. Kim mi sevdi? Hayır. O mağazını bak. Pazardan mal mı alıyorsun ha? Dedikleri gibiymiş. Tamam. Ben de dedikleri gibiyim gel göstereyim. Neyse şimdi. Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu? Devam et. Ama şey çirkinmiş yani hakikaten şaka bir yana. Çok ağır. Senin duyduğun en çirkin, senin en ağırına giden manita kavgasındaki cümle sarf eden cümle. Ben yani illa sevgili kavgası değil de şeyi sevmiyorum. Sen hep böyleydin ya da hep kötüydün. Hani ya o değildim. Hep iyiydim. Her şeyi güzel yaptım. Bir kere mi kötü yapınca her şey silindi. Ki böyle genellemeyi sevmiyorum ben. O çok acıtıyor yani. Buna kendimi mi anlatacağım bir daha yani? İkiniz de bu duyduğunuz ağır cümlelerden sonra bir özür aldınız mı karşılığında? Ben çok aldım. Biliyorsun. Ama bazı insanlar herkese aynı sert cümleleri kurar. Ona ne, katılıyor musunuz buna? Anlamsız artık. Kirli birkaç cümle var. Ya zamanında evet. Ona kurulmuş o cümleler. Ya birine kurmuş ve kurduğu kişinin üzüldüğünü, yıkıldığını görmüş. Aa ben bununla vurabiliyorum deyip düşünmese de seninle ilgili öyle bir şey. Sana bunu söylemiş olabilir tabii. Mi? Her kavgada getirecek belki de aynı şeyi. Zaten. Ne yapıyorsun 14 Şubat'ta bana onu anlat. Hiçbir şey yapmayacağım 14 nasıl Şubat'ta. Nasıl hiçbir şey yapmayacaksın? Ne yapayım sevgilim yok. Bir flörtün yok. Bir şeyin yok mu ya? Hayır ya. Hayır ya. Bana deme hayır ya. Yani o DM kutusunda kaç tane sağa sola ayırdın klasör var? Söyle bakayım bana. Olabilir, belki olabilir. Aa bunun gülüşü güzel falan deyip ayırdığın çocuklar yok mu? Olabilirlerle sevgililer günü mü geçireyim? Yemin ederim yok ya. Vallahi yok. Sen ne yapacaksın? Kukilerle. Ben yılbaşına uyuyarak girdim bu sene. Evet. Doğum günümde uyuyarak girdim yine. Doğru 14 Şubat'a da ne yapılabilir? Hiçbir şey yapmam yani 14 Şubat. Sen yapacak mısın bir şey? Single day kutlamaya falan gideriz. 2 sene evvel, geçen sene değil ondan önceki sene paylaştığım 14 Şubat postunu şu anda bir yayınlayalım. Deruş ayıymış, kalpli balonmuş, hiç almazsa olur mu? Haftana 14 Şubat. Bunu paylaşayım ben ya hatırlatma bana.
Dışarıdan geldiniz. Çok soğuk kış ayı. Bir tane elektrikli battaniye var. Onu da ısıtman gerekiyor. Bir hazırlık yapman gerekiyor. Hemen evden gelir gelmez suyu ısıtmaya başladınız. Battaniyenin içine dolduracaksın. Isınması tahminen ne kadar sürdü? Bu ereksiyonla ilgili bir şey çıkardım herhalde. Bu kesin oralara gider gibi. Ya bu kokoloji mi oğlum bu? Bana bunu bir yaptılar. Evet. Bana dedi ki işte ne kadar engin bir denizsin. Dedim ki ben ufak bir göl parçasıyım. Dedi ki bu çükün. Evet. Tam olarak böyle bir şey çıkıyor, ben anlamadım ki. Ben de mütevazı bir cevap vereyim dedim ya. Neyse artık başımıza ne gelecek bilmeden yazıyoruz valla kardeş. Her bölümde bir şeyimiz eksik çıkıyor bizim. Bir şeyimiz küçük çıkıyor. Hep öyle. Onunla kadar ne olacak? Maksat ne hissediyorsan onu yazma. Artık elektrikli battaniyenin içindesiniz. Soğuktan donan vücudunuz iyice ısındı. İlk olarak ne yaparsınız? Battaniyenizin deseni nasıl? Battaniyenin altına girince sıcaklık mayıştırmış olacak ki uykunuz geldi. Derken kapı zili çaldı, ne yaparsınız? Evet, cevaplara geçiyorum. Hadi bakalım. Battaniyenin ısınma süresi. Neye ayırdığımız süre? Ön sevişme. 5 dakika yazmışım ama artık. Ha 5 dakikada mı zaten? Zaten seni sevmiyormuşsun. Zaten sevmiyormuşsun. Hani mahalleye girdiğim gibi ısınır diyecektim ya. Yani keşke onu deseymişim yani. Ben gerçek verilerle konuşayım dedim. 5 dakika yani. Benimki ön sevişme gibi değil ki. Benimki hep şey gibi böyle. Kontrol edip şey gibi. Her şey burada mı? İyi. Tabii canım. Benim kettle bu arada ne kadar ısınıyorsa, ne kadar zamanda kaynatıyorsa suyu, onu yazdım. Evet, gerçekçi olmak için. Ben yarım saat yazmışım. Sizin biraz geç çalışıyor herhalde şey. Kettle'ım. Ne bileyim, elektrikli battaniye kullanıyorsam kettle'ım yoktur diye. Ben dedim ki gelince hazır olsun diye fişte bırakmıştım. İki. İçine girdik. As. 80 sonra yapacağınız ilk şeymiş, 2 yazdığınız. Sonra. Evet. Ben fişimi çekerim yazmışım. Abi battaniye boşa elektrik miyisin? Oğlum ekonomi ne halde, haberiniz yok mu sizin? Isındın demedin mi sen bana? Isındıktan sonra ne yapıyorsun demedin mi? Hemen fişimi çektim. Isındım, fişini ama çekeyim. Ama o zaman soğumayacak. Soğumaz. İçinde ben kendi vücut ısımla beraber onu absorbe ediyorum, şey yapıyorum. He. Ben soyunurum demişim. Ama ısınınca ne yapacağım? Pijamamı çıkaracağım. Daha mantıksız değil mi yani fiş çekmekten? Sen ne dedin? Kahvemi içtim ben. Ayılmak için battaniyeden çıkarıp kahve yaptı sıcak suyla. Ben mesela üstüne partnerim böyle bir şey yapsa hakaret sayarım. Niye ya? Kahve içeceğim. Ayılmaya mı çalışıyorsun derim yani. O kadar mı sıkıcı geçti yani? Kahvemizi içtik keyif işte. Keyif kahvesi diyelim. Sevdiğiniz deseni sormuştum ben. Evet. Battaniye deseni. Benim düz demişim ben. Ben karakterler var demişim. O yalnız değilsiniz anlaşılan. Bu en sevdiğiniz iç çamaşırı deseniymiş. He. Benim de düz, siyah, desensiz. Ben karakterli. Seviyor musun peki gerçekten? Herhalde böyle renkli menkli. O şeyler, çizgi film karakterleri. Olabilir. En son soruda da 80 sonra partneriniz bir kere daha sevişmek istediğinde vereceğiniz tepkiyi gösteriyormuş. Ben battaniyeyi kaldırıp kapıyı açarım demişim. Ha kapı abi, çaldı. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Ha. Battaniyeyi kaldırırım, ayıp olmasın biri gelmiştir hani, tamam, diye. Battaniyeyi kaldırıp kapıyı açıyorum. Ben de açarım demişim. Ben iki defa çalsın diye beklerim demiş. Bir daha iki defa istesin diye beklerim gibi algılıyoruz bunu. Evet. İnanılmaz ya, şu YouTube programları olmasa, YouTuber arkadaşlarım olmasa, bak hayattan bir haberim ha. Neler dönüyor oğlum, meselelere bak. Biraz da haber okuyayım. Birkaç tane haber var. Bunlara yorum yapalım. Harika. Kanada'da yaşayan 45 yaşındaki Sonya, meşe ağacıyla ilişkisi olduğunu ve daha öncesinde kimsenin kendisine bu şekilde mutlu hissettirmediğini söylemiş. Kendini ekoseksüel olarak tanımlıyormuş. Bu ben ekoseksüelim için ben. Ağaç çiçek mi seviyorsun sen? Ben yeni ağaç dövmesi yaptırdım. Ağaca sarılırken. Ekoseksüel Sonya sen misin acaba? Yani ağaca temastır, böyle bir güç alırsın oradan bir dönem, ondan sonra evrene bir şey yok mu sende hiç? Millet damaca yok bu ülkede. Onun adı ne? Onun adı ne ya? Plastikofobya mı? Nedir mesela? Burada anlaşılacak bir durumda bence değil. Bence bunlar ciddi anlamda psikolojik rahatsızlıklara gebe. Senin değil yavrum. O Kanada'daki onu söyle kadından yani, bahsediyor. Ben değilim. Ağacı sevebilirsin. Ormanı, doğayı sevebilirsin ama her sevdiğin şeyi diye bir şey yok. Zaten
gitmiş bir kadınla evlenmiş yani. Anladın mı? Bu çok ayıp değil mi lan? Evet. Ekoseksüel yani. Olmak zorunda değilsin. Bilmem ne seksüel. Olma kardeşim. Normal sevebilmeyi unuttu millet zaten artık yani. Biz bizi seven insanlardan da şüphelenmeye başladık artık. Hayırdır niye bizi seviyor falan demeye başladık. Eskiden de normal sevebilirdik bazı şeyleri. Şimdi de normal sevmek istiyoruz. Kanada'dan gelen haberle de yönümüzü değiştirecek değiliz. Araştırmaya göre erkeklerde zeka düzeyi arttıkça aldatma olasılığı azalıyormuş. 20 yıldır falan hiçbir kız arkadaşımı aldatmadım. Bu çok öncesi. Zekiyim anlamına gelmiyor bu arada. Yani oradaki başlık zeka ile ilintili bir başlık ama asla başlığı niye olsun ki zaten mi? Zeka ile aldatmanın ne çünkü alakası? Çünkü aldatmak zekasızların yapacağı bir şey. Bence manasız. Bir de ekstra mesai. Evet. Bir insan sevdiği insanı asla aldatamaz. İstediği kadar sarhoş olsun, istediği kadar derbeder olsun falan filan. Ya sevmiyordur belli bir amaç uğrunda yanında tutuyordur ki maalesef biliyorsunuz artık şirket ilişkisi gibi birçok insanın ilişkisi. Yani bununla manita olursam şuraya kadar giderim. Buradan böyle yaparım falan filan. İnsanlar satranç oynar gibi ilişki planları yapıyorlar. İnsan sevdiğini aldatmaz. Aldatamaz. Evet ya. Bir de manasız bir yük. Gerek yok. Evet. Düşünsene o yük bir yalanı taşımak yükü. Ve maalesef o yalanı tek başına taşımıyorsun. O yalan birinde daha birinde var. Birinde daha var. O seni patlatacak yani. Patlatma korkusu da sevgiye dahil değil bu arada. Onu söyleyeyim. Evet. Yani patlatma korkusu çok korkman da birini sevdiğin anlamına gelmez. O senin kendi öküzlüğün, hayvanlığındır yani. Bence insanın kendi ne yaptığı bir yük. Başkasını istiyorsan, arzuluyorsan gidip başkasıyla söyle. Takılacaksın. Ya da onunla da sevgili olmak istemiyorsan sevgiline, mevcut sevgiline diyeceksin ki ben sıkıldım, benden geçti, bitti. İşte birkaç saçma sapan karanlık bahaneni sohbet. Söyle git. Git. Ben aldattım bu arada kız arkadaşımı. 20 yıl önce. 20 yaşındaydım ama. Kötü bence. Yakalandın mı? Ya işte dedim ya yalanı iki kişi taşımak zorunda. İşte seni sen de patlatıldın anladım. Ben patlatıldım ama 20 yaşındaydım dediğim gibi. Kafam, zihnim çok daha görmemiş, çok daha tecrübesizdi. O sebeple bunu iyi bir şey zannediyordum. Vay be benden kadınlar hoşlanıyor. Oh, aynı anda iki kişi birden. Sonra biliyorsun. Hani bunu yapabilen insanlarla bence hani yalan söyleyebilmek... Çok saçma geliyor bana. Ya niye buna ihtiyaç duyuyorsun? Delikanlı olun bak şurada 50 tane insan var. Kimler aldattı manitasını? Bak kamera arkası aldatmış. Bak şuna ben... komple yalancı. Barış bir adam gibi söylesene insan gibi. Yapmıyorum. Niye el kaldırmadın peki? Bu sefer de bir yalan söyleme ya. Oradan başlıyor diyor. Aldatmak bile biliyorsun artık bir bağımlılık haline geliyor. Bak biz de aldattı elini kaldırmayarak. Yüksek duygusal zekanın da en önemli işaretini sıralamışlar. Yani aldatmaz dedik ya mesela yüksek zekalılar. Güçlü duygusal sözcük dağarcığına sahiptirlermiş. Çevresindeki diğer insanları merak ederlermiş. Değişimden kaçmazlarmış. Çıkatıyor. Tabii hepsinden biraz evet böyle. Evet. Alıngan değildirler. Kim bunlar? Zeki. Yüksek duygusal zekası olanlar. Ben büyük alınganım mesela. Ben de çok alınganım. O zaman büyük bir gerizekalı olduğum ortaya çıktı şu an. Ben de çok alınganım. Kin tutmazlar diyor, ben tutarım. Kin tutabileceğim olayların tamamının üzerine böyle kısa bir süre sonra kapatırım. Yani niye kin tutmam gerektiğini dahi hatırlamam. O yüzden aslında kin tuttuğun aklına kalır. Ani patlamalarım olur yapılan haksızlığa karşı. Ama bunun peşinden gitmem. Yok kin tutamıyormuşum tamam. Karakter okumakta ustadırlar. Yani ben yaptığım programlardan dolayı olabilir. Birazcık anlarım yani. Ya zaten yani şeyde. Ne kadar çok deneyimin varsa o kadar çok kafa galiba, gelişiyor tabii. Ya oradan zaten diyorsun. Hindistan'dan Çin'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan güvercin 8 ay sonra serbest bırakılmış. Ne ya o? Gerçek mi o? Maçta mı acaba? Ne o? bunu kullanalım bari falan. Bir de güvercin neden kimi gözaltına alabilir ki? Kime yani bağlı? Şöyle düşün, ben askerlik yaptım. Tamam. Askerde benim askerliğin oturduğu bankı cezalandırdılar 3 aylığına. Nasıl ya? Öyle. Tam neden? Kim kesiyor? Ordu disiplini efendim. Ordu disiplini diyelim de. Yer güvenciler görün. Tabii ya da belki hani rotasını belli bir süre sonra unutuyordur. O rotayı unutması için verilen süreye de haberciler okunsun diye ceza başlığı koymuştur. Ben anlamadım. Askerde neden ceza kesildi banka? Komutan battı tahtası. Yani orada biliyorsun. Yani böyle şeyler duyuyoruz tabii. Belki de hani dalgasını geçiyoruz falan. Psikoloğa parası yetmeyen 19 yaşındaki Kayla psikolog seanslarını yapay zeka ile yapmaya başlamış. ChatGPT'den falan muhabbet etme var ya artık psikolog da olmuş. Yani bahanesi vardır. Neyin bahanesi? Bir şey duymaya ihtiyacı vardır. Psikologdan duyacağına. Yapay zekadan duyuyor. Sizin yoksa... yapay zeka şey gelmiş. Sofia gelmişti. Evet. O da böyle şeyler işine yarıyor mu acaba? Psikolog falan yapıyor. Öyle ne şey değil yapıyor? O. Psikolog okullar okumuş bir insan. O gittiğin yönde sana bazı yan yollar veriyor. Ya da köprüler kuruyor senin zihin yapında. Ama...
Bir de duymak istediğini sana söyleyenlerle kendini iyi hissetme halin var. Onu da yapay zeka yaptırabilirsin. Ama... Bende bir kitap vardı. Kehanet kitabı gibi bir şey. Bir açıyorsun, bugün harika bir gün, parlıyorsun falan yazıyor. Bir sayfa daha açıyorsun. İşte yarın katrilyoner olacaksın falan yazıyor. Yani vay canına falan. Bir baktım böyle bir grup arkadaş toplanmış, hepsi açıyor sıradan böyle sayfaları. Çok güzeldi yani, ona. İnsanlar bir şeyler duymak istedikleri şeylerle belki iyi hissediyorlardır kendilerini, ama yapay zeka yarın bir gün mimarların, mühendislerin, hatta doktorların bile maalesef İşini yapabildiği şeyleri yapabilecekler ve işleri belki elinden alacak, onu bilemem. Tabii bu yakın bir zaman içerisinde olmayacak ama psikolog dediğin mesele biraz sıkıntılı bir mesele. Yani, çünkü yani bununla oynamakla, anladın mı, kalp damarlarıyla oynamak arasında fark var. Burayı çok bozmamak lazım. O sebeple psikologlara güvenmeyi tercih ederim yapay zekaya güvenmektense. Anılar. Şimdi içimde canlandılar. Anılar. Kamil getir bakayım ya cihazı. Bir tane şarkı söylesene hadi. Dün ben. Ay. Eyvah. Çok iyi bu. Siktim onun namın. Dikkat etsin dragon. Mari ara let this go. İşi bedişen ginzi for. Dan ginzi for. Bravo. Yalan. Program rengi geçiyormuş gibi gözüksün diye hu hu yaptı birkaç kişi. Gördün mü? Hu hu. Kapatıyorum. Sen bir şey söyleyecek misin? Hayır. Aa, sen ne, de bir şey söyle. Ben söyleyeyim, ne söyleyeyim? Küçük kurbağa. Çok güzel çıkmıştı sesim. Ver. Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Günlerimiz bitecek, bir gün saya saya. Meşakkatler hepsi geçer. Bize kar kalan nedir bu dünyada? Bize kar kalan nedir bu dünyada? Teşekkürler. Dünyaya mesajım. Evet. Rahat olun. Mutlu olmaya çalışın. Başka bir hayat yok. Yaşayabiliriz. En kaliteli hayatı yaşayın. Manevi bir kaliteden bahsediyorum. Sevin. Sevilin. Gülün. Eğlenin. Yarın bir gün geberip gideceğiz. Hepimizin karıncalar girecek. Bakın bir canlı. Bana yine bağlı bir şey. Oğuzhan Uğur konuğumuzda. Çok teşekkür ederim. Vuuu. Hoş. Köpek geldi yine. Hadi anlat kafamdakileri. Gerçekten kafam çok karışık. Kafamdakiler.